kalbi duygularla selamlıyorum. Bu genel kurulun birliğe, beraberliğe, dayanışmaya vesile olmasını Allah'tan temenni ediyorum. <laughs> Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin dile kolay 42. Genel Kurulu hakikaten böyle derin bir geçmişi olan derneğin bugün gerçekleştirmekte olduğu bu kongre geleceğe yönelik dayanışmanızın çok güzel bir ifadesi. Ve bu dayanışmanızı geleceğe de farklı bir şekilde taşımanızı özellikle tavsiye ediyorum. Sizler kadar olmasa da Rumeli'yi Balkanları iyi bilen birisiyim. Az önce değerli Sağlık Bakanım Balkanlardaki dolaşmalarımızı, Balkanlardaki ziyaretlerimizi Başbakan olmadan önceki dönemi anlattığı gibi ta belediye başkanlığım döneminde de oralarda yaptığım ziyaretler var. Çünkü biraz sonra konuşmamda değineceğim. Oraların bizim dünyamızda çok farklı bir konumu, çok farklı bir yeri var. 1950 yılından bugüne kadar 63 yıldır bir yandan Rumeli Türklerinin hak mücadelesini sürdüren, bir yandan da kardeşliğe Dayanışmaya eşsiz katkılar sağlayan Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğini tebrik ediyorum. Tüm yöneticilerine, tüm emektarlarına, hayırseverlerine şükranlarımı ifade ediyorum. Tabii bu arada ebediyete irtihal etmiş olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabırlar diliyorum. Halen bu kutlu görevi yürüten kardeşlerime kolaylıklar ve başarılar temenni ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hepinizden razı olsun diyorum. Değerli kardeşlerim, millet olarak yakın tarihte gerçekten çok büyük acılar yaşadık. Birinci Dünya Savaşı yıllarında onlarca cephede yüz binlerce askerimizi şehit vermenin yanında maalesef yine yüz binlerce kardeşimiz yerinden, yurdundan, evinden, yuvasından mahrum kaldı. Balkan acısı bizim yüreğimizde hiçbir zaman dinmemiş ve dinmeyecek bir sızıdır yüzyıllar boyunca yaşadığı, emek verdiği, ter akıttığı, yurt edindiği topraklardan koparılmanın bir insan için ne büyük tarifsiz acı olduğu hepimizce malumdur. Ne yazık ki Balkanlardaki çalkantılar son yüzyıl içinde de zaman zaman nüksetti ve arkasında yine büyük acılar, büyük kayıplar ve göçler bıraktı. Dünyanın belki de en güzel coğrafyalarından biri olan Balkanlar maalesef siyasi ve etnik çekişmelerin cenderesinde ağır bedeller ödedi. Balkan coğrafyasında yaşanan acının tüm insanlığa yetecek kadar çok ve derin olduğunu hepimiz biliyoruz. Dileğimiz, arzumuz, en önemlisi de çabamız önümüzdeki dönemde Balkanların geçmişte yaşananlardan ders çıkartarak barışa, huzura, istikrara ve güvenliğe kavuşmasıdır. Bir yandan tüm ülkelerde demokrasi güçlendirilerek, diğer yandan ekonomik kalkınma sağlanarak Balkanların kalıcı istikrara, kalıcı huzur ve refaha kavuşacağına biz yürekten inanıyoruz. Bunun için tüm bölge ülkelerinin, bölge ülkeleri üzerinde etkinliği bulunan tüm dünya devletlerinin gayret göstermesi, fedakarlık yapması gerekiyor. Fakat burada bir gerçek var. Şunu iyi bilmemiz lazım. Hiçbir zaman dünya Balkanlara bizim beklentilerimize cevap verecek şekilde bakmamıştır. Yaklaşmamıştır. İşte şu anda NATO müzakereleri yapılıyor. Ama Balkanlardaki ülkelere biz bütün gayretlerimizi göstermemize rağmen NATO için hala evet diyemiyorlar. Kapıları açamıyorlar. Bunun nedenini anlıyorsunuz. O da nedir? Özellikle Balkanlardaki Müslümanların NATO içinde yer almasından duydukları ve duyacakları rahatsızlıktır. Niye? E şimdi diyorlar biz bir Türkiye ile baş edemiyoruz. Ee, e Burada bu ülkelerin sayısı 2'ye 3'e 4'e yükselirse ki bu ülkelerde ağırlık Müslümanlarda değil gene ağırlık Müslüman olmayanlarda. Ama buna rağmen NATO'ya almakta tereddüt ediyorlar öyle de olsa böyle de olsa inanıyorum ki er geç hak tecelli edecektir. Biz Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bizim Balkanlara bakışımız asla çıkar odaklı bir bakış değildir. İşte Makedonya. Işte Yunanistan. Makedonya'yı isminden dolayı NATO'ya almak istemeyenlere karşı Makedonya'nın yanında tek onurlu duruş yapan Türkiye'dir. Senin adın ne? Gris. E onun adı Makedonya. Niye illa kalkıp da bir yere ben Makedonya ismini sıkıştıracağım diye kalkıp bu kadar NATO'ya girişine engel olmaya çalışıyorsun. Biz bunu kendilerine açık açık söyledik. Yunanistan'ın başbakanına, ilgili bakanlarına hep söyledik. Dünyanın değişik ülkelerinde de bunu hep söylüyoruz. Yanlış yapıyorsunuz diyoruz. Bir kelimeye, bir isme takılıp da bir Makedonya halkını cezalandıramazsınız diyoruz. Ve bu mücadelemiz de aynen bu şekilde devam ediyor. Balkanlar tüm etnik ve inanç gruplarıyla bizden bir parçadır. Komşudur, dosttur, akrabadır. Hatta kardeştir. Onun için Balkanlarda yaşanan her acı bizim acımızdır. Balkanlarda yaşanan her sevinç bizim sevincimizdir. Bu anlayışla geleceğin mutlu ve müreffeh Balkanları için her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, memnuniyetle ifade, memnuniyetle ifade etmek adeta yeniden keşfediliyor. Soğuk savaşın ardından oradaki kardeşlerimizle, akrabalarımızla aramızdaki set ortadan kalktı ve hasretle, muhabbetle büyük bir kucaklaşma büyük bir kavuşma yaşadık. Ardından yarım asırlık ayrılığı telafi etmek için karşılıklı olarak yoğun ziyaretlere ve işbirliğine kapılar açtık. Şu anda Balkanların hangi şehrine gidersek gidelim orada Türkiye'den ziyaretçilerle, yatırımcılarla, iş adamlarıyla, sivil toplum örgütleriyle karşılaşıyor ve bundan da gurur duyuyoruz. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin her şehrinde Balkanlardan gelen dost ve kardeşlerimizi tam bir misafirperverlikle ağırlıyoruz. Balkan ülkeleriyle Türkiye arasında ticari, siyasi, kültürel işbirliğini artıracak adımları kararlılıkla atıyoruz. Balkanlardaki eserlerimize, oradaki tarihimize en önemlisi de oradaki Türk kardeşlerimize artık çok daha samimi, çok daha sıcak bir şekilde, somut bir şekilde sahip çıkıyor. Balkan renkliliğine ve dayanışmasına en güzel katkıyı sağlıyoruz. Bu ilişkiler ne kadar sıklaşırsa, ne kadar yaygınlaşırsa, yüz yıllık boşluğu o kadar hızlı kapatırız, bütünleşmemizi o kadar çabuk sağlarız. Az önce değerli başkanın konuşmasında Yaradılanı severiz yaradandan ötürü anlayışını ifade ettiği gibi Yunus bunu boşuna söylemiyor. İfade ettiği gibi ben burada bir şey söylemek istiyorum. Balkanlardaki çünkü önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. O da şudur değerli kardeşlerim. Biz Balkanlarda Arnavuduyla Türküyle bir ve beraber olmaya mecburuz bir ve beraber olmamalıyız. Orada asla bir ayrılık olmamalı. Hep söylerim. Bizim İstiklal Marşımızın şairi kimdir? Mehmet Akif. Mehmet Akif Türk müdür? Hayır, bir Arnavuttur. Ve bir Arnavut ama bir Türk'ün duygularını aşabilecek İstiklal Marşı'nı o yazmıştır. Ve öyle bir İstiklal Marşı yazmıştır ki Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosunda saatlerce ayakta alkışlanmıştır. Şimdi Mehmet Akif bu şiirini yazarken Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda Canı cananı alsın da hüda Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda derken Burada doğmuş birisi olarak bunu söylemiyor <laughs> Burası çok önemli Sevgili kardeşlerim sağ olun. Türkiye güçlendikçe, büyüdükçe, zenginleştikçe bundan en az ülkemiz sınırları içindeki vatandaşlarımız kadar Balkanlardaki kardeşlerimizin de faydalanacağından hiç şüpheniz olmasın. Bizim için İstanbul'la, Ankara'yla, İzmir'le, Bursa'yla, Edirne'yle, Üsküb'ün, Prizren'in, Saraybosna'nın, Tira'nın, Selanik'in, İskeçe'nin, Kırcaali'nin, Gümülcine'nin, Şumlu'nun inanın bir farkı yoktur. Olaya böyle bakıyor. Çünkü bizim ruh kökümüzde olalardan aldığımız su var. Güç var. Biz onlardan ayrı düşünemeyiz. Ayrı yaşayamayız. Ben Gostivar'daki havayı bir kenara koyamam. Mostar'daki havayı bir kenara koyamam. Priştine'de, Prizren'de yaşadığımı bir kenara koyamam. Oradaki insanların bana olan aşkı ilgisi neyse en az benim de onlara olan aşkım, ilgim, heyecanım odur. Biz kendi şehirlerimize hangi muhabbetle, hangi duyguyla bakıyorsak, oralardaki şehirlerimize de aynı duyguyla, aynı şekilde bakıyoruz. Bu şehirlerde ve tüm Balkanlarda yaşayan kardeşlerimin de aynı duygular içinde olduklarını yerinde gördüm. Yerinde yaşadım. Türkiye olarak TİKA'mızla, Yunus Emre Enstitülerimizle, yurt dışı Türkler ve akraba toplulukları başkanlığımızla, özel sektörümüzle, velhasıl tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanındayız, hizmetindeyiz. Oralardaki kardeşlerimize her geçen yıl çok daha fazla çok daha yaygın hizmetler götürüyor. Her alanda dertlerine derman olmaya çalışıyoruz. Ata yadigarı eserlerin korunması, medeniyet değerlerimize sahip çıkılması yanında oradaki kardeşlerimizin günlük hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik projeleri kararlılıkla hayata geçiriyoruz. İşte en son Makedonya Merkez Yupa Belediyesi sınırlarında yer alan Kocacık köyündeki Gazi Mustafa Kemal'in babası Ali Rıza Efendi'nin evinin aslına uygun olarak inşa edildiğini sizlere burada hatırlatmak isterim. İşte bunu bizler yaptık. Kosova'da Murat Hüdevan Hüdevendiger Türbesi'nin restorasyonunu külliyesini bizler yaptık. Sinan Paşa Camii'ni Prizren'de bizler yeniden ele alarak restore ettik. Priştine'de Fatih Sultan Camii'ni bizler ele alarak yeniden inşa ettik. İnşallah şimdi de Priştine'nin merkezinde dev bir camiyi orada da inşa edeceğiz. Şu anda proje hazır ve süratle inşallah inşaatına başlayacağız ve Priştine'de bu büyükçe camiyi yapacağız. Bunların bir aslında anlamı var. İşte buradaki kardeşlerim de oralara sık sık ziyarette bulunsunlar. Gitsinler, gelsinler. Niye? biraz şöyle bir iki göbek geriye gittiğimizde nereden geldiğimizi bilmemiz lazım çok önemli mesela burada Kosova'nın Dragaş bölgesinde yaşlı bir amcamızın TİKA temsilcilerimize söylediği sözleri özellikle sizlerle paylaşmak istiyorum diyor ki Dragaş'taki yaşlı amcamız hoş geldiniz ama niye bu kadar geç kaldınız? 1912'den beri sizi bekliyoruz diyor. İşte değerli kardeşlerim, biz 1912'den bu yana ihmal edilmiş olan bir dönemi şu anda biz inşa ediyoruz. Farkımız mı? 10 yıldır buna çalışıyoruz. İşte Bosna'da Mostar Köprüsü'nü düşünün. Hamdolsun. Batı dünyası yıktı, biz inşa ettik. Dirina Köprüsü'nü onlar yıktı, biz inşa ettik. Camilerimizi yıktılar, biz inşa ettik. Niye? E bizim manevi bir borcumuz vardı onun için. Aliya ölüm döşeğindeydi. Avusturya'dan dönüyordum. Avusturya'da haberini aldım. Dedim ki biz Sarayova'da duralım. Sarayova'da uçağı durdurduk. Eşim de dahil olmak üzere siz uçakta kalın dedim. O zaman sıkıntılı dönem biraz da. Ben hastaneye gidip Aliya'yı bir ziyaret edeyim dedim. Gittiğimden önce meğerse şuur kapalıymış. Gittim ki baktım maşallah tanıdı ve ondan sonra konuşmaya başladık. Ve konuştukça Ali'ye açıldı. Ama son olarak bir şey söyledi. Recep dedi. Buralar devleti aliyenin bakiyesidir dedi. Bu topraklara siz uzak duramazsınız dedi. Siz burayı ihmal etmemelisiniz dedi. Buraya geleceksiniz, burayla ilgileneceksiniz, burayla bakacaksınız dedi. O bizim için çok önemli bir vasiyetti. Ve ertesi gün ölüm haberini aldım. Biz Balkanlara uzak duramayız. Biz Rumeli'ye uzak duramayız. Onun için asırlık gecikmeyi telafi etmek için çabaladık, çabalıyoruz ve çabalayacağız. Balkanlardaki kalıcı huzuru, kalıcı barışı, en önemlisi de birlikte yaşama kültürünü muhafaza etmek daha da yüceltmek için gayret gösteriyoruz. Ne olur yalvarıyorum sizlere. Türküyle, Arnavuduyla, Boşnağıyla vesaire. Kardeşlerim biz biriz, beraberiz. Biz ayrı olmayacağız. Bizim içimize ayrılık tohumlarını ekmek isteyenlere biz fırsat vermemeliyiz. Biz bir olalım. İri olalım. Diri olalım. Bunu başaralım. İnşallah sizlerin de desteğiyle kısa sürede bunu başaracağımıza inanıyorum. Balkanları yeniden bir barış ve hoşgörü coğrafyasına dönüştüreceğimize yürekten inanıyorum. Değerli kardeşlerim. Bu genel kurul vesilesiyle bir husustaki değerlendirmelerimi de hem sizlerle hem şu anda burada bulunan medyayla hem aziz milletimizle paylaşmak istiyorum. Bakınız çok farklı etnik kökenlerin, farklı inanç ve mezheplerin tıpkı Balkan Türkleri gibi farklı tarihi süreçlerden geçmiş toplulukların yüzlerce, binlerce yıldır kardeşlik içinde yaşadığı bir ülkemiz var. Biz bütün farklılıklarına rağmen aynı ortak tarihi, aynı ortak kaderi paylaşan tek bir milletiz. Millet olarak, ülke olarak yüzyıllar boyunca çok çeşitli senaryolarla çeşitli oyunlara, tuzaklara maruz bırakıldık. Tarih içinde işgaller yaşadık. Bölünmeler, parçalanmalar yaşadık. Fitne, nifak girişimlerine terörist saldırılara maruz kaldık. Her seferinde birbirimize inandık. Birbirimize güvendik. Bir ve beraber olarak sorunları aşmayı başardık. Bakın şu anda çözüm süreci adı altında 30 yıllık terör meselesini bitirecek çok önemli adımlar atıyor. Bu adımların da neticesini inşallah alıyoruz alacağız ve şu 30 yıl içerisinde terörle mücadeleye bu devletin yapmış olduğu harcama sevgili kardeşlerim 300 milyar doları aşmıştır. Bu ne demek biliyor musunuz? Adeta yeniden bir Türkiye inşa etmektir. Altyapısıyla, üst yapısıyla. Hamdolsun terör meselesi konusunda Önemli mesafeler alırken sevindirici bir noktaya ulaştık. Kardeşliğimizi daha da pekiştirecek bir umuda yolculuk başlattık. Türkiye'nin her alanda siyasal, sosyal, özellikle de ekonomik alanda büyük başarılar yaşadığı bir dönemde maalesef 3-5 gündür hiç arzu etmediğimiz olaylara, saldırılara, provokasyonlara ne yazık ki şahit oluyoruz. Geçmişte hükümetleri tehdit etmek, hükümetleri hizaya getirmek, bir kaos ortamı oluşturarak demokrasi dışı müdahalelere zemin hazırlamak için tertip edilen tuzakların benzerini şu anda tekrar yaşıyoruz. Sandıkta başarı sağlayamayanların ve başarı sağlayamayacağını da bilen son dönemde sık sık sokak sokak direniş çağrısı yapan bir ana muhalefet partisinin ve onun yanında olan diğerlerinin umutsuzluk içinde bu eylemleri kışkırttığını görüyoruz. İçinde. Bakın dün bütün taraflara çağrımı yaptım. Protesto ise protestonuzu yaptınız. Legal, illegal. Meseleniz sizin ağaç dikmek midir? ağaç kesimi böyle bir şey söz konusu değil. Ağaç sökümü olarak oradaki bir yayalaştırmada 12 tane ağacın sökümü söz konusudur. Artık biliyorsunuz geliniyor ağaç sökme makinesiyle ağaç sökülür, alınır bir başka yere dikilir. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığım döneminde şu temde Ebeşte, orta Refüj'te ve şevlerde gördüğünüz şu andaki o büyümüş dev ağaçlar bu fakirin o dönemde diktiği ağaçlardır. O dönemde diktiği ağaçlar. <laughs> ve değerli kardeşlerim, o dönemde İtalya'dan, Almanya'dan ağaçlar ithal ettik biz. 10 yaş grubunun üzerinde ağaçlar. Çünkü bir an önce İstanbul'u yeşile büründürmek istiyoruz. Ve şu anda da Türkiye genelinde yaklaşık 2 milyarı aşkın 10 yıl içinde fidan diktik. 2 milyarı aşkın milyon demiyorum dikkat edin. Ve bunun dışında da yaklaşık 750 milyon civarında 3 yaş ve 10 yaş grubu arasında ağaç diktik. Ve dikmeye de devam ediyoruz. 160 civarında park Türkiye genelinde şu anda tesis ettik. Ve biz 250 bin metrekare, 500 bin metrekare isteyene bedelsiz Türkiye genelinde arazi veriyoruz. Gel burayı ağaçlandır diye. Ondan sonra da gel burayı piknik alanı olarak işletebilirsin diye. Bunları da yapıyoruz. Böyle bir çalışmanın içerisinde olan bize ağaç katliamı yapıyormuş diye hava atıyorlar. Sevgili kardeşlerim, bakınız ben bir şey söyleyeceğim. Belediye başkanlığım döneminde Kilyos Zekeriya Köy'de üniversite yapmak adına on binlerce on yaş grubu üzerinde ağaçlar söktüler. Ne yapacaklarını söylediler orada bir üniversite yapacaklarını söylediler. Orada, ve ben onlarla çok büyük bir mücadele verdim. Ve bir mücadele dedim ki eğer üniversite yapacaksanız niçin orası? Ki, yapacaksanız, niçin? Orman alanın dışında yerler bulun oralarda yapın. Sizin paranız da var. Devasa bir Türkiye'nin bir numaralı iş grubusunuz. Bunu başka yerde yapın. O zaman ben yanımda bu çevrecilerin hiçbirini bulamadım. Bu ana muhalefetin hiçbirini yanımda bulamadım. Ve devrin Cumhurbaşkanı açılışını yaparken ben cezaevindeydim o zaman. Burayı engellemek isteyenler şimdi nerede diye açıklama yaptı konuşmasında. Ve değerli kardeşlerim cezaevinden çıktım, davama yine devam ettim ve sonunda davayı kazandım. Şimdi o üniversite Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın ve kiracımız olarak orada o üniversite şu anda hizmet veriyor. Yıkabilirdik ama üniversite olduğu için yıkmadık. Artık olan oldu dedik ve kiracımız olarak yaşıyor. Ve bu grup Türkiye'nin bir numaralı holdingi. Hadi niye konuşmuyorsunuz? Hadi gidin orada bir gösteri yapın. Gezi Parkı 12 tane ağaç dediniz. Bundan dolayı bunları yaptınız. Bizim istediğimiz nedir burada Taksim'de? İstediğimiz şu. Biz Gezi Parkı ortadan kalksın iddiasında değiliz ya. Bu Gezi Parkı'na aslına uygun olarak 1780 yılında 3. Selim orada Topçu Kışlası'nı yapmış. Aynen Selimiye Kışlası'nın bu yakadaki benzeri muhteşem bir kışla yapmış. Ha biz bu kışlayı burada yeşili de muhafaza edecek şekilde yeniden inşa etmek aynı zamanda şu andaki mevcut AKM'yi yıkmak suretiyle AKM'nin yerine de yanındaki boşluk ve arkadaki boşluğu oraya katacak şekilde dev bir Kültür ve Opera binasını oraya müstesna bir mimariyle yapmak istiyoruz. Çünkü şu andakinin hiçbir işlevi dahi kalmadı. Orada etkinlik yapanlar da memnun değiller herhalde. Yıllardır da çalışmıyor. Samimi olan, dürüst olanlar da diyorlar ki burası bir kültür merkezi olmaktan başka adını ne koyarsanız koyun odur diyorlar. Şimdi biz bu adımları atıyoruz ve bir taraftan da taksim meydanını yayalaştırıyoruz. Arabaları tamamıyla yerin altına alıyoruz. Niye? Benim halkım orada istediği gibi rahatça geçsin, dolasın. Ha tutturmuşlar bir AVM AVM. Ya bizim burada kastettiğimiz uluslararası camiada alışılmış bir AVM şeklindeki AVM'yi zaten siz buradaki alana yapamazsınız. Burada kesinleşmiş olarak bu anlamda bir AVM projesi de yok. Belki biz buraya bir şehir müzesi yapacağız. Belki bu şehir merke müzesiyle beraber burada farklı etkinlikleri ortaya koyabilecek bir mimari eser ortaya koyacağız. Kesinleşen elinizde belirlenen bir belge var mı? Yok. Sadece bir kez söylenmiş ifade edilmiş olaylar üzerine karşınızda bir muhatap da yok. Alıyorlar birilerini geliyorlar onlarla beraber orada bu gösterileri yapıyorlar. Dert başka. Dert şu anda Türkiye sağlıklı bir geleceğe yürüyor. 3500 dolardan 10.500 dolara yükselen bir kişi başına milli gelir var. Bu var. Bir diğer taraftan 36 milyar dolar ihracatı olan Türkiye'nin şu anda 152 milyar dolar olan bir milli geliri var, ihracatı var. E diğer taraftan 23,5 milyar dolar IMF e borcu olan Türkiye'nin son taksidi 400 milyon dolardı bunu da ödedik ve şu anda IMF e borcu olmayan bir Türkiye var. E bir diğer tarafta bakıyorsunuz, merkez bankasının döviz rezervi 10 yıl önce 27.5 milyar dolardı. Şu anda merkez bankasının döviz rezervi 131 milyar dolara çıkmış. Böyle bir Türkiye var. Sevgili kardeşlerim, devletin borçlanma faizi yüzde 63'tü. Yani sizin cebinizden aldığı parayı yüzde 63 faiz ödemek suretiyle geri ödeme yoluna gidiyordu. Ama şimdi 4,67. Bakın yüzde 63 faiz nire, 4,67 nire. Öbür tarafta enflasyon yüzde 30 ken şu anda yüzde 7. Böyle bir ekonomik kalkınma sürecini yakalamış olan Türkiye'nin bu gidişini engellemek, bu gidişe dur demek isteyen Malum mahfiller, bunu hazmedemeyen mahfiller işte bu tür çılgınlıkların içine giriyorlar. Kendilerine göre kendilerine göre yakıyorlar, yıkıyorlar. Cam, çerçeve işte Taksim Meydanı'nda, Beşiktaş'ta buraları kilit taşlarını sökerek oradaki esnafın camlarını kırıyorlar. Bu mu demokrasi? Allah aşkına soruyorum. Tayyip Erdoğan diktatörmüş. Yani bu millete hizmetkar olan bir insana eğer diktatör yakıştırmasını yapıyorlarsa buna ben diyecek bir şey bulamıyorum. Benim 81 vilayette 76 milyon vatandaşıma hizmet etmekten başka bugüne kadar bir derdim olmamıştır. Belediye başkanlığımda da öyle, İstanbul bunun şahididir. İşte bu çevreciyim diyenler o çöp yığınlarını niye kaldıramadılar o zaman? CHP belediye başkanıydı. İstanbul. Kardeşlerim, İstanbul'un su sıkıntısı bir çevrecilik değil miydi? O su sıkıntısını ortadan kim kaldırdı? Niye bunlar kaldıramadılar? Hava kirliliği gazeteler hatırlayın maske taktırıyorlardı maske. Hatırlayın o günleri. Evet aynen öyle. Evet. Ve şu gördüğünüz Haliç şu gördüğünüz Haliç pislikten geçilmiyordu. Burada kokudan geçilmiyordu. Şu gördüğünüz yer neydi? Mezbane. Sütlüce mezbanesiydi burası. Şu gördüğünüz cadde neydi? Bağırsakçıların olduğu caddelerdi. Oralarda bağırsaklar temizlenirdi. Allah aşkına bir İstanbullu olarak buralardan geçmeniz mümkün müydü? Şu Haliç'in kenarından geçmeniz mümkün müydü? Benim Ali Bey köyümde Rumelili kardeşlerim oturuyor. Ali Bey köyde oturan benim Rumelili kardeşlerim buraların halini gayet iyi bilir. Eyüp'te oturan Rumelili kardeşlerim buraların halini gayet iyi bilir. Ama bakın şu Haliç'ten bu kardeşiniz iki buçuk milyar metre küp çamur çıkardı. Ve bu çamuru Ali Bey köyde oradaki taş ocağına taşıdık. Ama bunu İstanbul halkı hiç fark etmedi bile. Ve şimdi orada 600 bin metrekare üzerinde Vialand denilen işte o dev çocuk parkı ve yine orada da bir alışveriş yapıldı ama yeşiliyle her şeyle. Orası taş ocağı olarak mı kalsaydı yoksa şu andaki işleviyle böyle mi kalsaydı? 650 milyon dolar yatırımla. Kardeşlerim, bunların ufku falan yok. Bunların bugüne kadar yaptıkları hiç bir şey olmadığı gibi bundan sonra da yapacakları bir şey yok. İşte bakın, şimdi bu çatının altında bizler mezbaha'de değil, gördüğünüz gibi modern bir halis kültür merkezinde birlikte sizinle bu kongreyi, bu genel kurulu yapıyoruz. Burada nice aileler birleştiriliyor, onların nikahları, düğünleri yapılıyor. Burada uluslararası kongreler yapılıyor. Ve burada yine aynı şekilde ulusal bazda kongreler yapılıyor. Bakın nereden nereye geldik. Tüm emeği geçenleri ben kutluyorum. Gerek sayın topbaşı, gerek ondan önce emeği geçen mimar, mühendis bütün kardeşlerimi kutluyorum. Ve İstanbul'umuza daha güzelleri yakışıyor. Ve biz bunları yapacağız. Ve bunları yaparken burada her türlü kamuoyu araştırmasını her şeyi yapıyoruz adımlarımızı ona göre atıyoruz. Taksim'le ilgili de bizler 2011 seçimleri öncesinde bütün kamuoyu araştırmalarımızı yaptık ve adımlarımızı da ona göre attık ve atıyoruz ve zaten orada böyle bir eserin olduğunu görmek ve orada Taksim kışlasını CHP zihniyeti yıktı. Onun yerini Taksim stadı olarak kullandı. Şu anda İnönü Stadyumu olarak kullanılan yerde eskiden Dolma Bahçe Sarayı'nın ahırları vardı. O ahırları da yıktılar, orayı da stat yaptılar. Daha sonra Taksim Stadyumu'nu oraya taşıdılar. Bakın bunların hepsi o dönemde olmuş şeyler. Bunlara sesi çıkmayanların orada şu anda sökülen 12 tane ağaca bu şekilde tepkilerini çevrecilik adına değil, ideolojik bazlı olarak ben sizlere ifade etmek istiyorum. Çünkü yapılan da budur. Ben daha fazla sözlerimi uzatmayacağım ve bu kongrenin birliğinizi, beraberliğinizi daha da güçlendirmeye vesile olmasını diliyorum. Tüm emeği geçenleri tekrar kutluyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sayın Başbakanımıza konu.